Aman benim güzel kızımı kimler üzmüş öyle? Pencerelerin önünde de dururmuş taneciğim. Herkes her şey üzü benim evladım. O ne biçim laf öyle? Ha? Hiç kimsenin işi yok artık. Benim torunumla uğraşacak. Bak gel. Muğla'da yaşamak daha kolay değil mi babaanne? Burada da kolay. Yeter ki iste. Öyle değil işte babaanne. Ya ben de öyle sanıyordum, yaparım diyordum. Ya İstanbul'da okumak en büyük hayalimdi, sen biliyorsun. Ama yapamıyorum. Yani hayallerinden, umutlarından bu kadar kolay vazgeçiyorsun. Benim her aklına koyduğunu yapan inatçı torunum pes ediyor öyle. Ben sizin için taşımı toprağıma bıraktım, buraya geldim. Beni yalnız mı bırakacaksın şimdi? Anlamadım. Ha? Haklısın aslında. Bencilce davranıyorum. Özür dilerim. Annemi de üzdüm. Üzülme. Anneler çocuklarına kırılmazlar. Oo, şimdiden bile affetmiştir seni. Şimdi aç bakalım ağzını da. Şu börekten bir yağsım ağzı yok. Melisciğim yanakların çöktü. Aç ağzı, aç aç aç. Aferin sana. Şu haline bak. Ne hale geldin yemeye yemeye. Hı. Çayın da. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Çok güzel olmuş yine. Sen ye, ben gene yaparım. Hem de nasıl yapıldığını öğretirim sana. Tamam. Bebek, bebek ol. Şartlarımız bunlar. Çalışmak istiyor musunuz? Ben yarın cevap versem olur mu acaba? Eşimle de konuşmak istiyorum. Tamam, konuşun. Çalışmak istiyorsanız yarın Hatice Hanım'la birlikte işbaşı yapabilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Ömer'le bir konuşayım. Yani karşı çıkmaz ama şimdi yine de konuşmadan karar vermek olmaz. Doğru söylüyorsun. O zaman ben işe döneyim, sonra konuşuruz. Tamam. Hadi, kolay gelsin. Hoşça kal. Sağ ol. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.